Merhabalar, İrşat Ölem kanalına hoş geldiniz. Ben Elif. Gördüğünüz üzere bugün boncuklu bir namaz tülbenti oyası yapacağız hep birlikte. Öncesinde hemen hatırlatmalarımı yapayım. Ekranın sağ alt kısmındaki veya videonun altındaki abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olmanız mümkün. Zil işaretine tıklayıp bildirimleri açmayı unutmayın ki her yayından ilk siz haberdar olabilirsiniz. Ve son olarak beğeni, yorumlarınızı, düşüncelerinizi bekliyorum mutlaka hanımlar. Şimdi şöyle bir sıra zemini hazırlamak adına bir sıra halinde zürafa yapıyoruz ve zemini hazırlıyoruz. Yazma kenarının kırılışıyla birlikte zürafa yapımını ekranın sağ üst köşesine ve videonun yorum kısmına ekleyeceğim. Oradan izleyip öğrenebilirsiniz. Onun dışında dağ motifimiz var. Kenarlarında yalnızca boncuklu bir dağ motifi bu. Onu söylemek istiyorum. Önceden çünkü dağ yapılışını paylaşmıştım. Bugün de hızlıca geçeceğim o yüzden, ama yine de izleyip öğrenmek isteyen herkese yine ekranın sağ üst köşesine veya videonun altındaki yorum kısmına ekleyeceğim. Oradan izleyebilirsiniz. Çok ufak birkaç sayı vereceğim ve dediğim gibi hızlıca geçeceğim. Şimdi ara kısımlarda 1, 2, 3, 4, 5 bu motifi yapabilmemiz için dağlarımızın hazır olması gerekiyor. O yüzden öncelikle bu büyük dağları örüyoruz. Daha sonra bu boncuklu ortadaki motifi yapıyoruz. Şimdi bu bu arada bırakmamız gereken mesafe, dediğim gibi 1, 2, 3, 4 ve 5 tane zürafa bırakıyoruz. Ve bir sonraki dağın yapımına hemen başlayacağız. O yüzden ben hemen başlangıç kısmını göstereyim. 1-2 sıra öreceğim. Devamını hızlıca geçeceğim. Şöyle tarif edeyim. 5 tane boş zürafa bırakıyoruz. 5. zürafaya düğüm atarak başlayacağız. Hemen alıyorum ipimi. Şöyle 1, 2, 3, 4 ve 5. 5. zürafaya düğüm atıyorum. Şu şekilde hemen ilk boncuğumuzu ekliyoruz hiç zaman kaybetmeden. Şöyle eklemek için sıradaki zürafaya düğüm atıyoruz. İşlem basit. Şöyle ilk boncuğumuzu ekliyoruz. 14 tane zürafa örerek devam ediyoruz. Ara kısımlarda yalnızca bu dağ motifinin püf noktaları var. Onları dediğim gibi diğer videoda tarif etmiştim. Hızlıca özet geçeceğim ama detaylı olarak diğer videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Şöyle hafifçe biraz zürafalarımızı bombeli bırakıyoruz dağ yapımında. Çünkü üzerine daha bir sürü zürafa örülecek ve toplanmasını istemiyoruz motifimizin. Şimdi ben hızlıca 14 tane zürafa olana kadar devam ediyorum. Evet, 14 tane zürafa yaptım. Şimdi dönüyorum. Her dönüşte bu şekilde bir tane ince alacağız, boncuk alacağız ve son ördüğümüz zürafanın üzerine düğüm atarak sabitleyeceğiz. Bu dağ motifinin yapılışı bu şekilde devam ediyor. Döndükten sonra sıradan zürafa örmeye devam ediyoruz. Sıranın sonuna gelince dönüşte yeniden boncuk ekleyeceğiz ve bu şekilde dağ motifini örerek hazırlıyoruz. Dediğim gibi ortadaki boncuklu şu motifleri örebilmek için öncelikle yazmanızın kenarına bu büyük dağları örmeniz gerekir. Onları çünkü ördükten sonra motiflerimizi örüp dağlara sabitlememiz gerekiyor. O yüzden sabitlemeden önce bunları yapalım mutlaka. Eğer sorularınız olursa, yardıma ihtiyacınız olursa sorularınızı videonun yorum kısmına yazabilirsiniz. Bundan bir önceki videoda tığ oyası boncuklu bir namaz tülbenti tarif etmiştim. Bugün zaten sıra o yüzden iğne oyasında ve boncuklu modelleri çok yoğun bir şekilde istediğiniz için bugün de böyle bir model paylaşmak istedim. Umarım beğenirsiniz. Şöyle zürafalarımı da bitiriyorum bir yandan. Bu arada yapamadığınız oyaların istek videolarını yapabilirsiniz. Yani bana Facebook veya Instagram üzerinden ulaşırsanız yapamadığınız oya modellerini, resimleriyle birlikte ben size yardımcı olurum ve mümkünse videosunu çekerek size videolu tarifini de yayınlamaya çalışırım. Şimdi son zürafaya geldim.
düğmemi atıyorum. Artık buradan dönüşü tarif edeceğim ve devamlı hızlıca kendim yapacağım. Yaptım zürafamı, bitirdim. Bir boncuk alıyorum hemen. Mümkünse dağ motiflerinizi yaparken ipinizi uzun tutun ki ipiniz bölünmesin ve düğüm oluşmasın dağ motifinizde. Böyle pürüzsüz durmasının aslında bir püf noktası da o. Hemen son ördüğüm zürafaya düğüm atıyorum. Boncuğu sabitliyorum ve böyle devam ediyorum. Ben şimdi burayı hızlıca geçiyorum ve asıl ana motifimizin yapımına geçiyoruz. Evet hanımlar, dağ motifimi bitirdim. Tek bir zürafa kaldı. Bu tepedeki bölümü göstermek istediğim için görüntüyü durdurdum. Tek bir zürafam kaldı. Ve tepesine zürafamın düğüm atarak ipimi keseceğim. Aklınızda soru işareti kalmaması için buraya göstermek istedim. İpimizi düğümlüyoruz ve kesiyoruz. Dağ motifimizi böylece bitirmiş oluyoruz. Şimdi geçeceğiz ana motifimizin yapılışına. O yüzden ben hemen hızlıca ip değişeceğim. Ana motifin yapılışına yine aynı yönden başlıyoruz. Dağ motifimizin en alt kısmında bulunan boncuğun kenarına, aynı zürafanın içine yani, düğüm atarak başlıyoruz. Sırasıyla küçük zürafalar örerek küçük bir dağ öreceğiz burada. Şimdi zemin olarak ilk sırada şöyle 1, 2, 4 ve 5. 5 zürafamız oluyor. 5 zürafa örüyoruz. Çeviriyoruz şimdi motifimizi. Son ördüğümüz zürafanın tepesini çıkarak düğüm atıyoruz. Böylece eksiltme yapıyoruz. Yani azaltıyoruz zürafa sayımızı. 4 tane zürafamız kalıyor. Onları yapıyoruz hemen. Dağ tekniği aynı zaten. Değişen bir şey yok ama sayıları değişiyor. Şu şekilde ve 4.'yi de atalım. Şöyle çeviriyorum. Yine son ördüğüm zürafanın tepesine çıkarak düğüm atıyorum. Üç zürafamız kaldı. Çeviriyoruz yine. Eliniz alışkınsa çevirmeden de yapabilirsiniz. Ben kolaylık olması açısından, çünkü soldan sağa örüyorum. Sağdan sola örünce biraz zorlanabiliyorum. O yüzden çevirerek daha hızlı yapıyorum. Ama siz yatkınsa eliniz çevirmeden de örebilirsiniz. İki zürafam kaldı. Yine çeviriyorum. Şimdi burada son zürafanın üzerine çıkıyorum ve burada boncuk ekleyeceğim. 3 tane boncuk alıyorum. Mümkünse aynı boyda. Bu arada boncukları göstermeyi unuttum. Bunlar kum boncuğundan bir tık daha büyük olan boncuklar. Pakette satılıyor. Kum boncuğu da kullanabilirsiniz. Hatta kum boncuğu daha ideal bir malzeme olabilir bu tarz oyalar için. Çünkü hepsi aynı büyüklükte oluyor hemen hemen. Ve bu tarz benim kullandığım boncuklarda büyüklük farkı olabiliyor. Hepsi aynı boyda olmuyor. Ben mümkün mertebe seçerek örüyorum. Şimdi dağ motifimizin üzerine 3 tane boncuk sabitleyeceğiz. Şöyle bir düğüm atarak. Şu şekilde. Üçünü de sabitledik. Şimdi dönüyoruz. Boncuklarımızın yine sağ kısmına düğüm atacağız. Etrafına bir tane zemin hazırlayacağız. Daha sonra bu zeminin içerisine 10 tane kirpik öreceğiz. Çeviriyorum. Oluşan zeminin içerisine öncelikle düğüm atıyorum. Düğüm attıktan sonra
şu kısmı oluşturacağız. 10 tane kirpik öreceğiz. Fakat bu kirpiklerin büyüklüğünü yaklaşık 4. dağ motifimizin, büyük dağ motifimizin kenarında bulunan 4. boncuğumuzun seviyesine getirerek öreceğiz. Ki sabitlerken potlanma oluşmasın, marullanma oluşmasın. Yeteri kadar büyüklükte olması gerek ama kısa olursa da yetişmeyebilir sabitlemek için. O yüzden şöyle düğümümüzü atmadan önce büyüklüğünü ayarlıyoruz. Bakın sol parmaklarımla bir tutuyorum. Kirpiklerin uzunluğunu ayarlayabilmek için düğümümü hiç sıkmadan önce şu şekilde şöyle büyüklüğünü ayarlıyorum. İğneyle denk getiriyorum buraya. Yetişiyor. Yetiştikten sonra düğümümü sıkıyorum. İlk kirpiğimi böylece oluşturuyorum. Şimdi bu şekilde aynı büyüklükte toplamda 10 tane kirpiğimiz olacak şekilde devam ediyoruz. 10 kirpik olduktan sonra bir üst aşamaya geçeceğiz. Ben şimdi aynı büyüklükte toplamda 10 tane kirpik olana kadar hızlıca burayı geçiyorum. Ve daha sonra bir sonraki etapta tekrardan görüntüyü normal seyrine alacağım. Evet, gördüğünüz gibi 10 tane kirpiğimiz oluştu. Tabii bunlar salaş durabilir, sıkıntı olmuyor. Yine bakın zemininiz benimki gibi hafif biraz büyük gelince topar, ben şimdi aslında böyle de bırakabilirim ama toparlamak istiyorum bunu. O yüzden tekrardan dağın tepesinde bulunan son zürafaya düğüm atarak zemini toparlıyorum. Ve şimdi son ördüğüm kirpiğin tepesine çevirerek düğüm atacağım. Ve ilk sabitlememizi böylece yapacağız. Daha sonra şöyle düğüm attık, geçiş yaptık ve denk geldiği noktaya, yani normalde denk geldiği nokta 4. boncuğun bulunduğu nokta. Oraya düğüm atarak sabitleyeceğim. Şu şekilde. Sabitledim. Gördüğünüz gibi. Şimdi her zürafanın, her kirpiğin özür dilerim tepesine düğüm atarak birer tane zürafa oluşturacağız. Fakat bunları birazcık büyük yapıyoruz bu zürafaları. Böyle bir sıra halinde öncelikle zürafalar örerek ilerliyoruz bu sırada. Ve sol kısımda, yani sağ kısımda daha doğrusu, diğer uçtan da yan tarafta bulunan diğer dağ motifine de sabitleme yapacağız. Bunların üzerine daha sonra tekrardan boncuklu zürafa yapacağız. Yeniden bir sıra zürafa yapacağız ve son olarak boncuklu kelebek kanadı motiflerimiz gelip yerleşecek onların üzerine. Bu arada bakın dağ motifinde olduğu gibi bu motifte de ipimin bölünmesini istemediğim için mümkün oldukça biraz uzun ip kullandım, fakat yetmeyebilir. Çünkü kelebek kanadı ve bu kadar büyük kirpik yapınca ipimiz mümkün oldukça zaten gidiyor. Şöyle son zürafımı da ördüm. O yüzden siz de dediğim gibi mümkünse uzun ip kullanın. Böylece motifleriniz bölünmemiş olur. Şimdi aynı noktadan sağ tarafa denk geliyor. Şurada hemen sabitlememi yapacağım. Daha sonra devam edeceğim motifin yapılışına. Sabitledim. Dönüyorum. Son ördüğüm, bakın şu noktadayız, tam şuradayız. Son ördüğüm zürafanın üzerine çıkarak düğüm atıyorum öncelikle. Burada hemen bir tane boncuk alıyorum. Bu sırada her zürafanın üzerine bir tane boncuklu zürafa yapacağız. Geçiyorum sıradaki zürafanın üzerine. Düğüm atıyorum. Fazla sıkmadan sabitliyorum bunu buraya. Bilerek böylece salaş bırakıyorum. Çünkü üzerine motifler örülecek ve toplanmasını istemiyorum. Yeniden bir tane boncuk alıyorum. Sıradaki zürafanın üzerine sabitliyorum. Şimdi hepsini ben sabitleyeyim. Toplamda 8 tane boncuğumuz olması gerekiyor. Sayarak ilerlerseniz sizin için daha rahat olur. Sayıları da ben mümkün oldukça zaten vermeye çalışıyorum.
8 tane zürafa boncuklu yapıyoruz. İlerliyorum ben şimdi. Tümünü bitireyim ve bir sonraki sırayı tarif edeyim sizlere. Sekiz tane boncuk sabitledik. Çeviriyoruz. Şimdi yapmamız gereken zürafalarımızı üzerine, yani boncuklarımızın üzerine yeniden birer tane küçük zemin hazırlıyoruz. Boncukların sağ kısımlarına düğüm atarak zeminlerimizi kuruyoruz. Üzerine dediğim gibi boncuklu kelebek kanadı yapacağız. Zaten oyamızın da son aşaması bu olacak. Böylece devam ediyoruz. Zürafalarımızı dediğim gibi birazcık büyük yapalım ki, yani daha doğrusu bir tane motif ördükten sonra aslında yeterli olacak olan büyüklüğü kendiniz anlayacaksınız. Bana hak vereceksiniz. Şöyle son zürafamı da ördüm. Şöyle bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Dediğimiz gibi 8 tane oluştu. Çeviriyorum. Şimdi burada isterseniz yeniden bir sabitleme yapabilirsiniz. İsterseniz sabitleme yapmadan devam edebilirsiniz de. Ben şimdi sabitleme yapmayacağım, gerek duymadığım için. Çıkıyorum. Son ördüğüm zürafanın üzerine bir tane kirpik yapıyorum. Artık tekli kelebek kanadı yapımını bilmeyen yoktur sanırım ama yine de tarif ediyorum. Bilmeniz için bir tane kirpik örüyoruz. Tepesine çıkıp düğüm atıyoruz. 3 tane boncuk alıyoruz. Mümkünse aynı büyüklükte olan boncuklar. Ve inişte kelebek kanadımızın inişteki ipine bu boncukları sabitleyeceğiz. Şu şekilde, çok fazla salaş durmayacak şekilde düğümümüzü atıyoruz. Kelebek kanadımıza böylece boncuklarımızı sabitlemiş bulunuyoruz. Geçiyoruz ikinci zürafamızın üzerine. Geçerken hafif biraz mesafe bırakıyoruz, sıkmıyoruz tamamen. 3 tane boncuk alalım. Özür dilerim, bu boncukları geri alıyorum. Anlatırken bazen böyle karışıklık oluyor. Unutabiliyorum tabii. Şimdi kelebek kanadıma başlayayım. O kadar oya olduğu için unutuyorum bazen. Şöyle yapalım kelebek kanadımızı. Şimdi 3 tane boncuk alabilirsiniz. 1, 2, 3. Boncuklarımızı yine dibindeki zürafaya düğüm atarak sabitliyoruz. Şu şekilde. Böylece devam ediyoruz. Her birine bu boncuklu kelebek kanadından örerek devam ediyoruz ve sonunda ipimizi keseceğiz. Böylece oyamızın sonuna geleceğiz ama bir yere ayrılmayın. Ben şimdi bunları yapıyorum. Birazdan oyamızın ütülü haliyle tekrardan geri geleceğim. Ve hanımlar, oyamızı bitirdik. Şöyle gördüğünüz gibi burası düz yönü, yani işlediğimiz yön aslında böyle soldan sağa doğru ördüm. Yazmanın ters yönüyle bu yön aynı yönde oluyor. Çevirince düz yönü oluyor. Ben bunu elimin, bakın oyanın daha doğrusu bu yönde daha düzgün olduğunu düşündüğüm için böyle yapıyorum. Ama eğer sizin elinizden ördüğünüz yön daha düzgün oluyorsa o tarafı yazmanın düz yönüne denk getirebilirsiniz. Zevkinize kalmış. Bugünlük benden bu kadar diyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın hanımlar. Ekranın sağ alt kısmındaki veya videonun altındaki abone butonu sayesinde ücretsizdir. Zil işaretine tıklayıp bildirimleri de açmayı unutmayın. Böylece her videodan ilk siz haberdar olacaksınız. Beğenilerinizi, yani videonun beğen butonuna tıklayıp benimle yorumlarınızı, düşüncelerinizi paylaşırsanız çok sevinirim. Örecek olanlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Yepyeni bir videoda yepyeni bir modelle buluşmak dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.